Konumuzu unutturdum. İnşallah güzel bir program olmuştur. Programımızın akademik kısmı, ilmi kısmı burada tamamlanmıştır. İnşallah bizler bir de gezi programı düzenliyoruz. Gezi programını kararlaştırırken bizim birkaç alternatifimiz vardı. Bunların başında Nemrut Dağı gezisi vardı. Fakat oranın bazı meşakkatleri var, bazı zorlukları var. Öncelikle onu düşünmedik. Fakat diğer alternatiflerimiz vardı. İşte Naren'de Sonuncu Baba, Gülpınar Şelalesi, Gür'ün Şuhut Vadisi'ni gezme şeklinde. Bir de Eski Malatya ve Karakaya Barajı'nda bir tekne turu şeklinde üç seçeneğimiz vardı. Biz başlangıç itibariyle Karakaya Barajı'nı gezelim, tekne turu yapalım ve Eski Malatya'yı, Batal Gazi'yi gezelim diye kararlaştırdık. Fakat geminin hazır olmayışı, bazı problemler taşıması o riski almamızı engelledi. Öyle bir riske giremezdik. Ve bilhassa genç akademisyen arkadaşlarımızın ısrarcı teklifleri neticesinde Nemrut Dağı gezisine karar verdik. Bununla ilgili duyurumuzu yaptık. Şimdi de o Nemrut Dağı'nın gezisinin detaylarıyla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Nemrut Dağı'nda güneşin ya doğuşu ya da batışı seyredilmek üzere çıkılıyor genelde. Yani oraya çıkan ziyaretçiler ya güneşin doğuşunu ya da batışını izlemek üzere çıkıyor ve dünyanın birçok yerinden geliniyor. Biz de programımızın durumuna göre güneşin doğuşunu izlemenin, dönüş yapacak olan hocalarımızın rahat bir şekilde dönüşlerini yapabilmeleri için daha uygun olduğunu düşündük. Bu nedenle yarın inşallah Nemrut Dağı'na güneşin doğuşunu izleyip orada Milli Parti gezmek üzere hareket edilecektir. Hareketimiz otelden gece saat 1'de olacak. Yaklaşık 3-3,5 saat civarında, yani 3-3,5 saat sonra oraya ulaşacağımızı planlıyoruz. Bu arada meteorolojinin bilgilerini elde ettik. Yarın inşallah eğer meteoroloji bizi yanıltmıyorsa hava açık olacak. Bulut ve yağış olmayacak. Ve gittiğimiz yerde tepedeki sıcaklık saat 5 itibariyle, güneşin doğuşudur 5 yarın, 6.4 derece olacak ama hissedilen sıcaklık 5.7 derece olacak. Rüzgar da saatte 5 kilometre olarak bildirilecek. Şimdi bunu niçin anlatıyorum? Çünkü oraya giderken hazırlıklı gitmemizin gerektiğini biliyoruz. Bazı hocalarımız hazırlıklarını tamamladılar, getirdiler ama hazırlıksız gelen hocalarımız için de bir 40-50 civarında bir battaniye temin ettik. İnşallah onlar da battaniyeden katılabilirler üşümemeler için. Yine orada güneşin doğuşunu seyrettikten sonra kahvaltı olarak inşallah kumanya dağıtılacak. Ve tahmini olarak saat 11 civarında dönmemizi, dönüşü bekliyoruz. Eğer bir aksama olmazsa 11 itibariyle inşallah otelimize döneceğiz. Daha sonra bu geziye katılamayan hocalarımızla beraber eğer yorgunluk hissedilmezse, yani Nemrut Dağı'ndan gelen hocalarımız arzu ederlerse, bir de Battal Gazi ilçemizde çok yakın Malatya'ya bitişik bir şekilde, Eski Malatya tabir ediliyor, orada tarihi yerleri ziyaret edeceğiz ve bu şekilde gezi programımızı tamamlamış olacağız. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Yarın ayrılacak olan hocalarımızın yarın gündüz saat 12'ye kadar otelden ayrılışlarını yapmaları gerekiyor. Eğer 12'den önce ayrılış yapılmazsa bir gün daha fazla biz otele
ödeme yapmamız icap ediyor. O şekildeymiş sistemleri. O nedenle yarın otelden ayrılacak olan hocalarımızın, misafirlerimizin saat 12'den önce çıkışlarını yapmasını istirham ediyoruz. Eşyalarımızı, yani yanımızda getirdiğimiz eşyalarımızı yarın 12'den önce çıkış yaptığımız zaman orada resepsiyona teslim edip daha sonra tekrar alınabilir. O şekilde bir imkanımız da var.